Merhabalar kıymetli izleyicilerimiz. Yeni bir kitaplarla Ramazan'da yeniden huzurlarınızdayız. Bugün programımızda yine birbirinden kıymetli konuklarımız var. Başta bizim ağabeyimiz. Tabii ki bugüne kadar kitaplarla Ramazan'da 3 konuğumuz vardı. Nasıl hitap edelim diye hepsiyle bir şekilde muhabbet etme fırsatımız da oldu. Ama biz direkt Adem abiye hiç sormadan direkt abimiz diye başlıyoruz. Adem Turan, kıymetli şair ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Abdülkadir Öksüz. Öncelikle sizlere hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Bugün programımızda sevgili dostum Haluk abi, Turgay abi ve Mustafa ile birlikte Ramazan'dan bahsederken hep Ramazan'ın o muhabbete dair etkilerinden de bahsederiz. Kıraathanelerden bahsettik mesela ilk programda. Bizim bu kitaplarla Ramazan'da böyle bir fırsat aslında sunmuş oldu bize. Edebiyat sohbeti ettiğimiz. Ramazan akşamlarında mesela şey vardır. Eski zamanlarda Osmanlı döneminde helva sohbetleri. Oturulup helva yenilen, ballı süt içilen veya bir şey yiyip içmeye gerek yok. Yani zaten muhabbet bağında bir şekilde gıdalanıyorsunuz. O ruhun beslenmesi söz konusu tabii. Böyle bir ortamda çok kıymetli. Üsküdar'ın hemen her yerinde bir şekilde karşılaşabileceğiniz ve ayaküstü dahi olsa muhabbet edebileceğiniz ve yüzüne baktığımızda da her zaman hem kendi tebessümü sabit olan hem de bizi tebessüm ettiren Adem abiyle birlikte bir program yapacak olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz hakikaten. Evet abi hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Mübarek olsun, hayırlı olsun. Programımız çok güzel. Önceki programdan da tanıyorum. Ben bu gençleri bulacağım demiştim. Buluştuk nihayet. Bulacağım diye evde yüksek sesle söylemiştim hatta. Eyvallah. Buluştuk. Hamdolsun. Dua çok kuvvetli olmuş. Gerçekten. Hatta bir iki sözcük not etmiştim o programda. Onlardan bir şiir çıkar mı demiştim. Biraz çalıştım. Hatta Mustafa'ya önce ithaf yani. Çünkü Mustafa'dan çıkmıştı o kelimeler. Öksüzlük vardı, yetimlik vardı. Ayakkabı hatırlıyorum. Işıklı ayakkabı. Güzel. Evet. Onu, Işıklı ayakkabıydı şiirin ismi de. Başlık kondu ama öyle kaldı. Belki bir gün yazılır. Belki. Yazılabilir, evet. Bir de Adem abinin bir şiirini okumuştuk. Hasan Aycın'a ithafen. Sac ayağı diye. Evet. Abi bu Hasan Aycın'da zannediyorum Nurettin Durman senin alakalı bir yazı yazmış. Orada Hasan Aycı'nın dükkanında tanıştığınızı söylüyor ve diyor ki Adem Turan'ın diyor bir afili girişi var, bir havalı girişi var diyor o dükkana. Bizim de tanışmamıza vesile olan bir giriştir o diyor. Evet. Nurettin Durman meselesine gireriz belki ama Hasan Aycı'nla muhabbetiniz, tanışıklığınız nereden ileri gelir, nasıldır? Üniversite yıllarımda Hasan abiyi çok severim. Çok sevdiğim abilerimden, ustalarımdan biridir. Bursa'da okudum ben yüksek ilahiyat fakülteyi. Oraya vardığımda ben zaten hazır bir çevre içinde buldum kendimi. Bursa Sanat Edebiyat diye bir dergi ya da ek ilave, yani Marmara Gazetesi'nin ilavesi olarak çıkıyor. 82 yılında gittiğimde kayıt için işte ev arıyorum ama birden Biga'dan mezun Balıkesir Dursun Bey'den arkadaşlarla karşılaştım. Hemen hazır ev götürdüler. Daha sonra Hasan Aycı'nın orada olduğunu biliyorum ama tanışmıyorum. Mahmut Kanık Hoca var. Mehmet Çevik abi var. Yazmayan ama edebiyatın içinden biri. Mücahit Koca var. O da o ilave ya da dergi ilavesinde, gazetenin ilavesinde yazıyor. Çok etkili ama. Yani 80'li yıllarda edebiyat çıkıyor Nuri Bey'in, Nuri Pakdil'in. Diriliş, Üstad Sezai Karakoç'un Dirilişi aralıklarla çıkıyor. Mavera dergisi çıkıyor. Yaşar Kaplan'ın Aylık dergisi, o kadar. 4 dergi. Bir de Bursa'da Bursa Sanat Edebiyat çıkıyor. Çok etkili ama. Yani dergi az olduğu için mi Yoksa güçlü kalemler, mesela Mustafa Armağan da yazıyor orada, İhsan Deniz yazıyor, Mustafa Özçelik, zaman zaman Mehmet Ocak'tan da yazıyordu. Çok etkili olduğu için ben heyecanla Allah'ım nereye geldim ben gibi böyle hayret nidaları. Çoban Bey yokuşunda Bursa'nın teleferiğin güney batı tarafında bir yer. Hasan Aycın oraya sık sık uğrardı. Yani öyle tanışmıştık. Çok en güzel insanlardan biri o zaman benim nazarımda. Sık sık gelirdi. Sık sık dediğim gün aşırı uğrardı mutlaka. Hatta gelmediği zamanlar yenge hanım mutlaka o delikanlıları ihmal etme git. Biz 6 kişiyiz mutlaka onlara uğra. Beni gönderirdi diyordu Hasan abi. Sohbetine doyamazdık. O geldiği zaman birkaç demlik çay giderdi. Sabahlara kadar. Zaten okul çok umurumuzda değil. Yani biraz da üniversiteyi öyle algılıyoruz o zamanlar. Mesela benim üniversite hayatım çok uzun sürdü. Çünkü ben üniversiteyi okumaktan öte yazıp çizmek, okumak, yani kitap okumak, üniversite hayatını okula devam ederek değil ama üniversiteli olarak işte nasıl söylenir o şekilde idrak etmeye, yaşamaya çalışıyorum. Dolayısıyla Hasan abiyle o buluşmalar bana çok şey kazandırdı. Benim şiirde ilk ustalarımdan biridir. Birisi Mahmut Kanık ağabeyimdir. Abi derdik zaten, hocamızdı. İlk yazdığım şiiri ben Mahmut abiye götürdüğümde inanamamıştı. Yokluğum bize çokça kahır efendim isminde. 22 Ocak 1982, hiç unutmuyorum. Sabaha karşı bitti şiir. Hiç uyumadan büyük bir heyecanla gittim, okulda buldum. Okudu, baktı. O da şaşırdı. İlk şiirim mi? Evet abi, ilk şiirim. Bir iki şey söyledi. Orada o konuşmadan, o görüşmede ben şiirin de kendine has, kendince kelimeleri, sözcükleri olduğunu orada anladım. Çünkü o zamana kadar böyle bir şey bilmiyorum. Şiir yazmaya çala kalem uğraşıyorum ama şiirin kendine özgü kelimeleri, sözcükleri olduğunu Mahmut abi bana işte bir iki kelime işaret ederek söylemişti. Hasan abi daha sonra Bursa'dan ayrıldı ama ilişkimiz, görüşmelerimiz hep devam etti. Burada özellikle şunu sormak istiyorum abi. Hani Ramazan iklimindeyiz. Evet. Ramazan'ın bu muhabbeti üzerimizde, çevremizde, meclislerimizde. Sizler de işte Hasan Aycın olsun, Mustafa Kara Hoca olsun, Bursa'daki o İhsan Deniz Hoca olsun. Hep beraber Bursa'da yaşadığınız Ramazan, hani Ahmet Hamdi'nin Bursa'da zaman şiiri vardır ya, aslında Bursa'da Ramazan anlatısını da sizden dinlesek o üstadlarla beraber. Bursa'dayken ilk Ramazan'ım 82 yılına tekabül etmişti. Yani ilk vardığımda, okula başladığımda. Hatta 82 Dünya Kupası oynanıyor. Ben futbol oynadım. Evet. Yani evet. Ciddi anlamda futbol oynadım Biga Spor'da. Biga İmam Hatip Lisesi'nde futbol kaptanıydım. Futbol takımının kaptanıydım. Şimdi futbol oynadığım için futboldan, hala ben futboldan kopmuş biri değilim. Yani bunu itiraf ediyorum. İyi bir Beşiktaşlıyım. Çok iyi ama yani taviz vermem. O bakımdan 58 yaşındayım ama futbolun hala içindeyim. Şimdi çok enteresan, Dünya Kupası maçları oynanıyor İspanya'da. Ya Rabbi. İftarı televizyonun önünde açıyoruz kahvelerde. Tabii evimizde televizyon yok. 6 kişiyiz kaldığımız evde. Hepimiz maç saati tam iftara denk geliyor. İftar saatine bekliyoruz heyecanla. Simitlerle, çayla filan açıyoruz iftarı ve maç izliyoruz. Tam çok trajik şeyler yaşadık o anda. O günlerde Filistin'de tarihe çok büyük bir katliam olarak geçti. Bir patlama oldu. Birçok Filistinli şehit oldu. Şimdi Şu yaşadığımız işe bakın. Maç izliyoruz, oruçluyuz. İspanya, ki İspanya'da da tarihin en büyük katliamı olmuştur. Endülüs, evet. Müslümanları katledildi. Ve Filistin'de de katliam var o anda. Hı hı. Ve biz maç izliyoruz. O bana çok ağrıma gitmişti ve... Şairlerin Gazetesi ondan sonra mı geldi? Yok, o çok sonra. Bu kitabımda, isterseniz onu biriniz okusun ya da ben okuyayım. Yani orada bu çok net, kekeliyorum resmen. Çokça çöl kokuyorsun demişti birileri bana, unutmadım şiiri. O zaman yazıldı. Çünkü çok zoruma gitti. Yani kardeşlerimiz şehit olmuş. Maç izliyoruz. Heyecana kapılıyoruz. Bir yanımız Orta Doğu'da, bir yanımız orada ve İspanya'da da Endülüs'te katliamlar yaşanmış çok yıllar önce ve o çaresizlik böyle bir şey. Yani Mustafa Kara o dönemde bizleri sık sık iftara alırdı. Mustafa Hoca, o da dünya tatlısı bir insan. Selam olsun buradan. Hiç hakkını ödeyemeyiz. Bizi hepimiz alırdı bütün evce. Hemen Çekirge'de caminin yanında, evi bitişinde, balkonunda iftar ederdik. Çok tatlıydı, çok güzeldi. Ama bu şiir de o zaman yazıldı. Yani başka teselli bulamadım ancak bunu yazmakta. Bir çıkış yolu belki. Bir çıkış yolu. Evet. Hocam, şair insanlar için özellikle bunu dikkatle ve defaatle vurgulamaya çalışıyoruz. Şiir bir çıkış yoludur. Şiir duyguların belki de en güzel ifade yoludur. Biz mesela burada daha önceki 3 konuğumuzla birlikte bir sanki huzur sohbetlerindeymişiz gibi. Zira şairler benim için, hatta arkadaşlar için sözün sultanlarıdır. Evet. Sözlerin padişahıdır. Şiir. Evet. Şiir de sözlerin padişahı ise o manada da sözün sultanları şairlerdir. Bizler burada işte siz 4. konuğumuzsunuz. 4 programdır huzur sohbetlerindeyiz sanki, evet, böyle. Yani 80 kuşağı şairiyiz. Şairiyim ben. İçime doğru, yani dışarıda sinik vaziyetteyiz. Dışa doğru gidemiyoruz. İçimize, her şey içimize doğru. Evet. Yani yolculuk içimize doğru, evet, acılar, her şeyi içimize biriktiriyoruz. Dolayısıyla bizim şiirimizde, hani 80 kuşağı şiiri ikinci yeniye benzer. Hı hı. Yani bayağı benzer. İmge ağırlıklıdır. Hı hı. Çok açık değildir. Evet. Ama bir şeyleri de zaman zaman da çığlık atmak zorunda, evet, ya da atamıyorsan kekeliyorsun. Hmm. Böyle bir şey de var. Evet. Dolayısıyla öyle bir şiir. Yani okurken durdurabilirsiniz de, yani şurada ne demek istedim filan diyebilirsiniz de. İmgelem yönü çok ağırsa hocam. Ya çok o kadar ağır değil, korkutmuş olmuyoruz. Anlamak için notlara ihtiyacımız olabilir. Evet. Çokça çöl kokuyorsun demişti birileri bana, unutmadım. Her gün 5 kez abdest alıp namaz kılıyorum. Ancak böylece yeğnileşip koşturuyorum kuşları ardımdan. Ki yorulup düşenler oluyor, alıp okşuyorum onları. Öpüyorum gözlerinden ve gagalarından. Bir de karıncalar yok mu hayatı yorumlayan, bir öbek toprak üzerinde. Arap soylu Yağız atlar gibiyim bugünlerde. Meridyenler arası koşulardayım dolu dizgin. Elimde taze baharlar, yüreğimde körpe sevdalar. Durmadan koşuyorum ve sığmıyorum yarış pistlerine. Fakat bu insanlar böyle nereye koşuyor İspanya gibi yerlerde? Aşk nerede ve nerede torunumun beyaz atı? Eğerleyin hemen ki binip gitsin Orta Doğu'ya. Ben İspanya'ya gideceğim çünkü. Fakat ben nereye gidiyorum? Fakat ben nereye? Fakat ben... Fakat... Fe... Fakat çokça çöl kokuyorsun demişti birileri bana, unutmadım. Ve sonra herhangi bir çay evinde yürek gibi yerlerime vuruyor, bir şarkının ayrılıklara dair sözleri ve ağlıyorum ve diyorum ki infilak edebilir ağzımın içi bir gün çok sigara içmekten. Delirmemiştim henüz, bir kente kuş bakışı mesafesinden bakıp insanlardan korkmamıştım. Ama tenha bir köşesinde kentin, mesela merdiven başında bir evin, durmadan konuşup gözlerimizle doyasıya ağlamıştık, unutmadım. Ama çokça çöl kokuyorsun demişti birileri bana. Ama güzel şeylere soyunurdum o yıllar, özgün dostluklara sözgelimi ve yağmurlarda ıslanırdım ve soluksuz kalırdım göklere doğru yürümekten, unutmadım. Güneş daha doğmamıştı, iyi hatırlıyorum. Bir çöldeydik nasılsa ve 3 kişiydik. İstanbul yoktu, deniz yoktu, sen yoktun. Ne diyorum? Bir çölün tam ortasında 3 kişiydik. Kays, ben ve bir güzel çocuk. Çocuk dediysem kutlu topuğu ile zemzem bulup içen çocuk. Yani durmadan çöldeydik. Kays kendinde değildi, ben kendimde değildim. Leyla, sen kendinde miydin? Tarih milattan bilmem ne kadar sonraydı. İstanbul içimdeydi, ağlıyordu. Ben İstanbul'daydım, ağlıyordum. Leyla, sen neredeydin? Üsküdar neredeydi? Üsküdar'a giderken yağmurlar almadı beni. Ve şimdi ben Bursa gibi yerlerde ve biraz yeryüzünde hançerli bir yürekle en dik yokuşlara vurdum kendimi. Yorulmadım ama çokça çöl kokuyorsun demişti birileri bana. Unutmadım. Evet. Evet. Ne demek abi? Çokça çok kapalı, çöl. Çok kapalı evet. Değil herhalde. Yani... Bir kere duygu yoğunluğu yüksek. Hissettirdiği, götürdüğü, getirdiği yerler, mekanlar. Bu çöl kokmaktan tam işte olarak o kasıt. 80 ihtilalinden sonraki Müslümanların üzerine baskı. Hı-hı. Burada onunla özetleyebildim. Çok baskı vardı gerçekten. Şimdi nasıl söyleyeyim? İbadetlerini rahat yapamıyorsunuz, ibadetlerinizi rahat yapamıyorsunuz ya da mesela birçok arkadaş o dönemde Cuma'ya bile gitmiyor. Hı-hı. Düşünün yani. İşte kılınmaz gibilerinden. Böyle bir dönem rahat yaşayamıyorsunuz, rahat ifade edemiyorsunuz kendinizi. Tamam diyorsunuz yani evet falan böyle baş sallamakla falan geçti o dönemler. Çok şükür o günlerden bugünlere geldik. Tabi arada... Evet, çok darbeler, şükretmemiz gereken şeyler. Muhturalar oldu. Adem abi şimdi burada çölün metaforik anlamları üzerinden birçok şey söylenebilir elbette. Ve çölün 3 insanı. Kays, ben yani şair ve İsmail. Yani Adem abi ve bir de İsmail. Evet. Hazreti İsmail. Çocuk İsmail. Evet. Şöyle bir baktığımız zaman biri aşkından çöllere düşmüş. Biri kendisine... Ben de aşkımdan çöllere düşmüşüm. Ben de deli gibi aşığım o zamanlar. Onu da söyleyeyim yani. Öyle tabii. Gencim, 20'li yaşlardayım. Sadece Mecnun mu çöle düşer? Değil mi? Hani Hazreti İsmail'in çöle düşmesi de tabii. Bir yerde baktığınız zaman yine bir aşk işi. Mecnun'un sadece adı var diyor ya. Evet. Evet. Fuzuli. Hocamın yine Fuzuli'ye gönderme yaptığı şiirler var. Evet. Değil mi? Su kasidesine özellikle. Evet. İnşallah onları da okuturuz size evet. Hocam. Bu manada çöllere düşmüş 3 kişi. Kays, şair yani siz ve bir de Hazreti İsmail. Çölde. Bunların ortak özelliği çöllere itilmiş olmaları. Evet. Beni daha çok şey yapan, burada etkileyen nokta bu. Hani çölü tercih etmiş olmalarından ziyade çölde bırakılmış olmaları. Sizin o dönemde hem aşıklığınız itibariyle hem de çölde bırakılmışlığınız itibariyle bu ikisiyle kendini özleştirmeniz zaten şairin nasıl bir misyon yüklendiğinin ve aslında haykırmak istediği şeyin kendi içerisinde içine doğru değil mi hocam? İkinci yeniye benzemesinin sebebi de bu manada belki evet. Bu siyasi sıkıntılar tabii. Olabiliyor. Ama tam da böyle bu Ramazan mevsiminin içerisinde değil mi? Bu çöl metaforunun üzerinde çıkış noktası arama derdi. Evet. Değil mi? Bu şiirin de şeyi bu. Ramazan bu noktada hocam. Bizim çıkışımızın neresinde durur? Tam da bu ulvi iklimde. Bir kere Ramazan küçüklüğümüzden beri bugüne gelene kadar bizim dünyaya bir dur deme, dünyevileşmeye bir dur deme kapısını aralıyor. Bu açıdan bakıldığında Müslüman olduğumuza şükrediyoruz. Çünkü bugünlerde gittiğim yerlerde daha çok hınçla mı diyeyim, hırsla, heyecanla çünkü İslam dünyasında çok büyük bir kaos var, savaş var, ölümler var, var. Kim tetikliyor bunu? Batılılar, Avrupalılar. Ben bunu anlatıyorum. Avrupalıların ne kadar zalim olduğunu, Batı'nın işte Avustralya'dan, aborjinlerden tutun, Avustralya kıtasını temizlemişler. Amerika'nın hem kuzeyini hem güneyini temizlemişler. İspanya, Endülüs'te çok büyük katliamlar yaşanmış. Tarihe dönüp baktığımızda hep katledenler Batılılar. Dolayısıyla biz katleten kişiler bir millet değiliz. Biz güzellik, iyilik götürmüşüz. Gittiğimiz yerlerde bizim atalarımız gelinsin istenmiş, çağrılmış hatta adeta. Hatta Batılıların yaptığının hiçbirini yapmamışlar. Mesela yapmamışız, atalarımız, ceddimiz, dedelerimiz yapmamış, dayatmamışlar. Ne Türkçeyi dayatmışlar ne İslamiyet'i. Dolayısıyla ben buradan bakınca hamdolsun Müslümanız ve Ramazan gibi kutlu, güzel bir ayı idrak ediyoruz her sene ve bu bize insan olduğumuzu hatırlatıyor. Dünyaya doğru bir kayma meyil varsa orada bize bunu hatırlatıyor. Dur ey insan ya da ey Müslüman, bak sen Müslümansın. Ramazan diye bir güzel ay var ve sen bu ayda nefsini frenle, dünyayı frenle, öbür tarafa doğru biraz kapı arala, oraya doğru yönel diyor. Şimdi Adem abi bu Ramazan'ın çıkış oluşu, yani 12 ay insan hayatın o koşuşturması içerisinde kendini kaybediyor. O bir ay bize bir çıkış sağlıyor ya. İşte 5 vakit namaz da böyle değil mi? İnsanın hayatında Abdullah Harmancı'nın dediği gibi hiçbir şeyi tam olarak yapamadığımız şu hayatta, şu 5 vakit namazda olmasa zamanın bize nasıl geçtiğini, zamanın neresinde olduğumuzu bize hissettirecek hiçbir şey yok diyor. Evet. Şimdi sizin de 5 vakit yazar adlı bir kitabınız var. Burada evet, yazarlara işte 5 vakitinizi nasıl geçirdiğinizi soruyorsunuz. İşte düşüncelerinizi bu vakitlere nasıl yaydığınızı soruyorsunuz. Ben de size bu soruyu yöneltmek istiyorum şimdi. Evet. Ramazan'da 5 vaktiniz nasıl geçiyor? Evet. 5 vakti şimdi önce kitaptan biraz bahsedelim, oraya geleyim. Bu çalışma yaklaşık 4-5 yıl sürdü. İlk kez Dünya Bizim internet portalında yayınlanmaya başlamıştı ama ondan önce Rasim abiye, Rasim Özdenveren'e sordum. Danıştım, fikir aldım. İstişarede bulunduk böyle ayaküstü yürürken. Böyle bir düşüncem olduğunu, nasıl olur abi dediğimde durdu. Tam Eminönü'nde yürüyoruz. Harika dedi, ne kadar güzel, işte gazetecilik budur dedi ve ben orada karar, yani onun da desteğiyle karar verdim ve tespit edebildiğim kadar yazar, şair, arkadaşa, dosta gönderdim soruları telefonlarla ve mail yoluyla. Güzel bir çalışma oldu. Hatta iki baskı yaptı. Beyan Yayınları sağ olsun bastılar. Şimdi orada ben aslında sorular sabah namazını nasıl kılıyorsunuz, öğle namazını gibi sormadım. Evet. İşte sabahları güne nasıl başlıyorsunuz? İşte diyelim Rasim Özdenveren üzerinden gidelim. Hı-hı. Rasim Özdenveren sabah güne nasıl başlıyor böyle? Rasim Özdenveren öğle sularında dünyanın neresindedir? İkindi vakti ne yapıyor gibi bu şekilde. Ama ilginçtir, hemen hemen tamamına yakını cevap gönderen yazar ve şair arkadaşlar, dostlar namaz eksenli algılamışlar. Şimdi namaz hiç geçmiyor sorularda. Böyle bir kitap oluştu. Çok da ilgi gördü. Yani birçok yerde şuna rastlıyorum. Bu kaynak bir eserdir gibi. Heh, evet. Bu bana mutluluk veriyor tabii. Ama o yazılar, o cevaplar, o yazarın cevapladığı işte bir günü, diğer günlerini böyle yaşamıyordur şüphesiz. Hı. Mesela Mustafa Kara hocamın vermiş olduğu cevap çok beğenilmiş. Dergah dergisinde alıntı yapılıp yayınlanmış arka sayfada. Şimdi oradan kendime geçerek hatta bir arkadaş ben de sana sorayım demişti ama gerçekleşmedi o. Yani benim 5 vakitim girmedi o kitaba. En azından Haluk burada, gerçekleştiriyor. Ben nasıl yapıyorum? Çözümlemesini yani yaparız. Ramazan ya da Ramazan dışında sabahleyin kalkıp günü namazla teslim almak, sabah namazla teslim almak çok önemli. Bunu her zaman yapabiliyor muyuz? Maalesef yapamıyoruz her zaman. Bu dünya telaşı, işte dünyaya meyil etme zaman zaman ağırlıklı olarak bizim üzerimize çıkıyor. Ama biz Müslümanız. Geçen de şöyle bir sözle rastladım. Allah sabah namazını istediğine nasip eder. Bu çok beni sarstı. Ve ardından da devam ediyor o yazı. İnşallah bizler Allahu Teala'nın istediği namaz için sabah namazını istediği kullardan oluruz mealinde şeyler söylüyor. Ama sürekli sabahları günü teslim alamıyoruz. Bunu açık ifade edelim. Birçok kişi belki de böyle ama bütün gayretimizde, çünkü ben şuna inanıyorum ki sabaha namaza kalkıp kılarsam ve günü teslim almış oluyorum. Cemaat okulda öğlenleri mutlaka cemaat yapıyoruz öğrencilerle birlikte. Çok güzel oluyor. Hem eğitici de oluyor okulun mescidinde. İkindi biraz koşuşturmaca. Hemen ikindi deyince aklıma Mustafa Kutlu'nun selam olsun buradan. Hürmet edelim ediyoruz. Onun ikindiyi kılamamak gibi bir hikayesi var. Bu böyledir. Evet. Yokuş akan sularda olması yani lazım. Yani İstanbul bazlı, İstanbul'da geçen ya bir türlü ikindi kılınamıyor. Yani bugün bir yerden geliyorum. İkindiyi zoraki yetiştirdim bir camiye uğradım. Şimdi İstanbul'daysanız ya da büyük bir metropolde yaşıyorsanız, büyük bir kentte yaşıyorsanız namaz konusunda maalesef kaybedenlerden oluyorsunuz. Akşamları ve yatsıyı daha çok evde geçiyor. Evde kılıyoruz, cemaat yapmaya çalışıyoruz ya da bireysel manada kılıyoruz. Ama namaz bizi yani ben Müslümanım ve namaz kılıyorum. Namazla namazı her namazda tekrar dirildiğimi hissetmeye çalışıyorum. Çünkü inanıyorum ki namaz müminin miracıdır, dinin direğidir. Öğrencilerime de sık sık bunu bu şekilde anlatıyorum ve bazen sesim çok çıkıyor. Hocam niye bu kadar hiddetleniyorsun? Yani namaz kılmayan Müslüman olur mu? Evet. Namazsız Müslümanlık olur mu? Namaz bir ibadet ama aynı zamanda hayatı da tanzim ediyor. Tabii, vakitlere bölüyor. Evet. Zannediyorum sizin sorduğunuz soruda da böyle bir şey vardı, mana vardı. Evet. Yani evet, hayatınızı tanzim ediyor ama bu nerede neler yapıyorsunuz? Ben bir soru soracağım ama öncesinde Abdülkadir'e biraz dönelim. Abdülkadir'in Abdülkadir Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde. Maşallah. Ama bizim bu programda da çok güzel bir tevafuk oldu. Şimdiye kadar bütün konuklarımız İmam Hatip Lisesi mezunuydu. Ve Adem abi de Biga İmam Hatip Lisesi mezunu. Böyle iki nesli yine bir araya getirmiş olduk. Ve muhabbet için güzel bir ortam zannediyorum. Artık söz sizde. Hocam ben sizin günü teslim almanızdan yola çıkarak şunu demek istiyorum. Şimdi dediniz yani işte sabah namazıyla güne başlarsak günü teslim almış oluyoruz. Aslında birazcık teslim olunca teslim almış oluyoruz. Hani evet, teslimiyetimiz bizim hakimiyetimiz oluyor bir noktada. Hani her günkü bizim işte tanzimimiz, gün tanzimimiz biraz da böyle bir zamanın, mekanın, eşyanın teslim almış oluyor. Senin şeyle edebiyatla, gerçi şimdi Abdülkadir sayısal öğrencisi. Edebiyatla böyle yakın münasebetin var mı? Var abi. Yani ne gibi, yazı mı yazıyorsun yoksa daha şiir çok okuyarak mı? Şiirleri genelde hangi vakitte yazıyorsun? Şimdi o soruyu hemen Adem abiye soracağım. Abi şimdi genelde şiirlerin vakti olmuyor gibi oluyor bende. Hani şairce güzel yerdesin. Oldu, güzel. İyi bir noktadasın. Evet. Hani şiirin geliyor mu? Yani her vakit. Aynen öyle, hani anne şiirim geldi gibi oluyor böyle birden. Ama bir yerden belki hani dediniz hocam sizde şeyde karıncalar var hayatı yorumlayan işte. Evet. Onun gibi bazen sadece karıncayı böyle küçük bir nokta. Oradan hayata gidim gibi oluyor. Doğru, yani karınca insanlara en büyük dersi karıncalar vermeli bence. Evet. O ne hırs, o ne azim, Allah'ım. Bir de arı beni çok. Evet. Arı gibi çalışma. Arı çok kısa bir ömür ama kısa ömürde ne dehşetli şeyler. Karıncanın ömrünü bilmiyorum ne kadar yaşıyor ama. Ayrıyetten de yüce kitabımızda örnek olarak verilmiş olmasının da önemi var. Şimdi hem karınca hem arı. Karınca, arı, bunlar çok çalışkanlıklarıyla. Hatta topal karınca çok meşhurdur ya, nereye gidiyorsun topallayarak. Kabe'ye gidiyorum, alay etmişler. Sen hiç boş ver, bırak, ölür gidersin, vazgeç bundan demişler. O da olsun, iyi ya işte bu yolda ölürüm. Evet. Ne kadar güzel bir şey. Sezai Bey yani, ama Sezai Bey de şimdi karınca, arı, evet bunlar çalışkanlıklarıyla çok meşhurlar. Fakat karınca ve özellikle karınca için Ağustos böceğinde kalbini kırmaz Üstad Sezai Bey. Ağustos böceğinin de hakkını verir. Evet. Hocam, evet. Bir de ateş böcekleri var, onu da es geçmeyelim. Süper. Evet. Hocam siz hakikaten çok çalışkan bir şairsiniz aynı zamanda. Yok ya, o kadar değil Mustafa. Yok, ben biliyorum işte şiir festivallerinde gidiyorsunuz, başkanlık yapıyorsunuz, gençlerle uğraşıyorsunuz, talebelere şiiri aşılamaya çalışıyorsunuz. Tabii her şairin bir ilk göz ağrısı vardır. Hı hı. Sizin Artık Kuşlarını Uçur kitabınızın ilk baskısı elimde. Dolayısıyla bu bir ayrıcalık Turgay abi, her zamanki gibi. Bu nerede basıldı da bana bir gelir söyler. Yani çünkü ilk baskının güzelliği bambaşka. Doğru tabii, yani unutulmazlar arasında. Evet, evet. Şimdi tabii hocamın kitabının yeni baskısı da burada ama tabii ilk baskı apayrı. Burada bir şiir var Adem abi. Denizden bir parça ellerim. İlk şiirlerinizden. Sonra bunu Selçuk Küpçük eserinde besteledi. Artık Kuşlarını Uçur. Artık Kuşlarını Uçur. Albümün ismi de zannediyorum oydu. Albümün ismi de o. O ismi verdik. Güzel oldu. Ama sadece bütün bu şiirlerin toplamından bir güfte yaptı. Evet. Öyle besteledi. O yani şeyde ama şöyle demişti. Abi zaman zaman karşılaşıyorduk. Ya Selçuk bir beste yapsana bu şiirlerden, takılıyordum. Abi çok uğraştım, uğraşıyorum, yapacağım filan dedi ve en sonunda yaptı. Ben tabii takılıyordum, yani öyle bir şey beklentim yok ama yaptı ve ben bunu dedi ismini Artık Kuştan Uçur koyacağım dedi. Tamam dedi. İstanbul'a geldi, görüştük, gittik, hatta notere gittik filan böyle. Selçuk Küpçük'ün de hakkını vermek lazım. Şimdi şu çok açıdan güzel bir arkadaş. Sezai Karakoç çok iyi bir şair ama Sezai Karakoç'un tanınmasında da çok büyük etkisi oldu Selçukçu Monaroza'yla. Monaroza'da onun bestelediği aslında Sezai Karakoç'un şiiri değil. Yavuz Bülent Bakiler'in Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiri ama o şeyde, parçada Monaroza şiiri de okunuyor. Sadece Monaroza değil, işte Pişmanlık ve Çileler'den de parçalar okunuyor. Burada da ama benim en dikkatimi çeken cümle işte kekik kokulu mesela, şeddeli yeminler, kekik kokulu gibi. Kekik kokulu. Evet. Hatta şiirde şurası geçiyor. İlk konuştuğumuz mesele vardı ya Turgay abi, sanki oraya atıf var gibi. Ne zaman bir Eylül gördüysem, Eylül'de kuşlar gördüysem göç eden, yumruğumu sıkıp oldukça iri ağladım inanın. Aslında bu en başta söylediğiniz 12 Eylül zamanlarına acaba bir atıf var mı diye bir soru işareti kalıyor zihnimde. Tabii şimdi hani ifade edememek, işte o 12 Eylül o dönemde ifade edemiyorsunuz kendinizi, yüksek sesle ifade edememek çok kötü bir şey. İnsanı rahatlatmayan bir şey. Sürekli içinize doğru gidiyorsunuz ve tek yaptığınız şu: yumruğunuzu sıkmak, ısırmak filan, böyle kalmak. İşte kuşlar göç ediyor. Mesela kuşların göçü beni çok çeker, çok ilgilendirir. Kuşlar gidiyor ya, onlar ne kadar özgür. O özgürlüğe bakıyorsunuz, özlüyorsunuz ve o çaresizliğiniz bu şekilde kalıyor işte. Böyle ifade edebiliyorsunuz. Hicret hasreti belki. Evet tabii. Şimdi mesela Efendimiz Mekke'den izni veriyor. Medine'ye icret etmişler. Özgürlüğe bakar mısın? Yani zor şartlarda da olsa gidiyor. Biz o yıllarda nereye icret edelim? Nereye gideceğiz biz? Bizim bir Medine'miz yok ki şu an. Var ama yok. Evet. İçimizdeki Medine'ye. O içe ata en sonunda agresif oluyorsunuz. Rahatlatmıyor çünkü içe doğru gitmek. Ne oluyor o zaman? Çığlık atmak. O da işte şiirlere yansıyor. Şiirler oluyor bir sessiz çığlık. Sessiz çığlık oluyor. Yani böyle yumruk sıkıyorum diyorsunuz ya. Evet. Her insanın yumruğu kalbi kadarmış. Evet. Adem abi. Evet. Bu yumruk kalbin attığı yerden belki gelen bir çığlık. Kalp de böyle sessiz atar. Evet. Gümbür gümbür atar ama dışarıya çok fazla şey yapmaz. Adem abi, şimdi Biga yılları zannediyorum, Yozgat var, öğretmenlik ve akabinde İstanbul. Şimdi bu üç farklı bölge diyelim, işte Çanakkale, Yozgat, İstanbul. Üç farklı şehir, üç farklı Ramazan. Hatta Trabzon'da var. Onu da ekleyelim. Yani. Artı Trabzon'u da ekleyelim. Trabzon 2 yıl, 8 yıl Yozgat. Şimdi bu Ramazan açısından ve o Ramazan'ın bereketi şair veya edebi üretimi açısından değerlendirildiğinde, hem de Ramazan atmosferi açısından sizi en çok etkileyen böyle bir hikaye olabilir bu şehirlere. Ben çocukluğumu tabii köyümde Ramazan dendiğinde bir tek şey çok yoğun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Davulcu bir Ali amcamız vardı. Alaga derdik. Ali Aga. Alaga. Böyle ufak tefek minyon tipli ama benim zihnimde böyle 50'li yaşlarda, 45-50'li yaşlarda kalmış. Belki de 55. Öyle birisi. Sesi de çok gür değil. Gece onun davuluyla uyanırdım. Uyanırdık o davulda. Davul bende Ramazan dendiği zaman uykudan uyandıran, Ramazan'a, sahura kaldıran bir muhayyileme yer etmiş güzel bir ritüel. Çok güzel, yani çok severim davulu. Yani bana mesela davul düğünleri falan çağrıştırmaz. Mesela Çağrı filminde hani ezan tartışması oluyordu, Hazreti Hamza davul denilince hayır orada kan var filan, savaş. Tabii. Ben de o yok. Çünkü o dönemde savaşlarda biz yaşamadık ve savaşlarda da bulunmadık. Davullar galeyana getirsin filan diye çalınıyor. Benim muhayyilemde ise Ramazan'la davul özdeştir. Hala bugün kapımıza geliyor, evimize. Nereden geliyorsa bilmiyorum. Her sene aynı güzel böyle işte 30'lu 35'li yaşlar, 40'lı yaşlarda 3 kişi hem de muhtardan onaylı getirip biz işte bizim dışımızda gelen olursa sakın onlara itibar etmeyin filan. Biz de onlara iltifat ediyoruz, şakalaşıyoruz filan. Ve o davul, onlar arabayla geçiyorlar. Arabanın arkasını açarak, üstü açık çala geçiyorlar filan. Onu zevkle bekliyorum, o saati geçsinler göreyim filan. Çünkü biliyorum o çocukluğuma götürecek. Çünkü ben çocukluğumu, benim şiirlerimde çocukluk çok fazla vardı. Evet. Çünkü herkes biliyor ki birçok insanın en güzel yılları çocukluk yılları. Çok saf, hiç bozulmamış. Hani bir şarkı var ya, biz büyüdük ve kirlendi dünya. Evet. İnsanlar büyüdükçe kirleniyor ve dünyayı da kirletiyor. benim o dönemlerim çok saf, çok tertemiz ve davul, Ramazan. Ramazanlarda ben davul ve bir de gece sahur hazırlıkları kaldırılmış. Davulu duyuyorsun ama uyuyup gidiyorsun. Davul sesini mutlaka duyardım. Sonra kalkardık ve anacığızım, Allah rahmet eylesin. Abi. Babam biraz öfkeli, sinirli biriydi. Sessizce göz açıp kapayana kadar sofra hazırlanır. Hoşaf mutlaka olur. Mutlaka börek olur. Mutlaka. Öyle şimdiki gibi, yani biraz bana şey geliyor şimdiki Ramazan sahurları, çay. Hı hı. Kahvaltı tarzı. Kesinlikle kahvaltı filan yok. Bir güzel yemek yenir. Yani börekler filan. Pilavlar yapılır. Pilav derken kesme makarnayı kastediyorum. Öyle pirinçler de bulacaksınız. Erişte diyorlar ya. Erişte tabii öyle. Onlarla Ramazan'a niyetlenir. Bütün gün kıvranırdık artık. Açlık, yani çocuk halimizle 6-7'li yaşları söylüyorum. Ama oruç inatla tutardık. Akşam olunca da aman Allah'ım sofrayı bekliyoruz filan. Şimdi bu öyle geçti. Bir de şunu da söylemem lazım. Mesela şimdi kalmadı. Her akşam köyde korucu vardı. Hı hı. Korumacı bir de korucu. Yani köylerde korucu farklı, korumacı. Korucu köyün, muhtarın sağ kolu gibidir. Köyün içindeki işleri düzenler, hı hı, koşturur. Korumacı ise arazide gezer. Korur. Araziyi, hı hı, korur işte. Zararlardan filan, işte hayvan zararlarından. Korucu her akşam sıraya konur, bir yemek şeyi vardır, taşıma karavana gibi diyeyim ama yani tahtadan yapılmış yemekler dizilir, hı hı, evlerden alır getirilir, köy odasında mutlaka bir ya da birkaç yabancı misafir olur. Onlara yemek çıkar her Ramazan. Bu şimdi kalktı tabii Sinekçi köyünde ve diğer köylerde de o zamanlar. Şimdi bilmiyorum, bu şu çağda yüksek dağ köylerinde belki vardır. Yani modernizmin zedelemediği ya da daha az girdiği köylerde vardır mutlaka. Yani bunu yadsımak mümkün değil. Ama benim çocukluğumda bizim köyümüz nahiyeydi. 10 tane köy bağlıydı. Şimdi o nahiyeler de kalktı. Tam merkezdedir yani, Bursa, Çanakkale'de İstanbul yolu içinden geçer, hala öyle. Yani işte her şeyin çok çabuk ulaştığı bir yer, yol üzeri olduğu için. Buna rağmen o uzun yıllar sürdü o alışkanlık. Artı sabahleyin de çıkardı yemek. Yani bir aile hem akşam iftar yemeğini hem sahur yemeğini de. Çünkü yolcular eksik olmazdı, gelen geçen, hı-hı, ve konaklarlardı orada. Çok güzel. Şimdi oradan... Tabii misafiri... Tabii tabii. Şeyi, aynen öyle. Yani ve o misafir orada 10 gün de kalabilir. Kimse ona git demez. Harika. Denmez zaten. Çok ayıp öyle bir şey. Bir hafta 10 gün kalırdı. Mesela ne yapardı? Kalaycı gelirdi. Bakın şimdi, hı-hı, kalaycılık, evet, var mı bilmiyorum. Oradaki köyün bütün bakırları... kapkacağını kalaylıyor ve bir hafta ise bir hafta orada kalıyor ve ona yemek çıkıyor. İşte bunun gibi bir satıcı gelmişse, çerçi bir berber falan gelmişse, evet, onlara yemek çıkardı. Ne kadar güzel. Bu dünyanın hiçbir yerinde belki de yok yani. Yani başka Müslüman ülkelerde bile olmayabilir. Bu bize has bir, evet, Ramazan'da ya da Ramazan dışında bize has bir alışkanlık, görenek, gelenek. Bakın bu anlattıklarınızı, şu Henry Pirelli'nin Ortaçağ kentlerini hatırlatmadı mı sana da? Orada da mesela Ortaçağ kentlerde gezici tüccarlar vardır. Hı, evet. Bunlar işte tacir olmaları hasebiyle geldikleri yerlerde bir müddet kalırlar. Ama hiçbir zaman şöyle bir anekdot düşünmemiştir. Hani Ramazan'ın ayrı bir güzelliği vardır. Ramazan dışında da yine bunlara iaşesini, geldiği yer temin eder. Bizde hiçbir zaman Avrupa'nın o dönemlerinde bu insanların iaşesinden, geçimini temininden geldiği yer mesuldür diye bir dipnot düşünmemiş, edilmiş. Bu bizim güzelliğimiz. Tabii. Ramazan dediğimiz zaman dilimi ise bunun ayyuka çıktığı bir dönem. Aynen. Yani Ramazan dışında da olurdu bu tabii. Yani sadece Ramazanlık değil ama Ramazan'da özellikle daha itinalı, daha süslü, daha zengin gelirdi o yemekler. Evet. Tabii korucu da orada yerdi. Korumacı da yerdi. Zaman zaman cemaatten imam orada yerdi. Evet. Böyle çok güzel, hoş. Hatta ben çok imrenirdim o sofrada bulunmaya ama bir türlü olmaz çünkü ayıp. Çocuklara almıyorlar mı? Hayır. Yani oraya oturacaklar bellidir işte. Yani o kişiler oturur. Ama ben çok merak ederdim. Bir de unutmadan, o çok önemli, Ramazan topunu beklerdik. O korkuyla, heyecanla kulaklarımızı tıkardık ama o patladığı zaman fırlar eve koşardık ve orucumuzu açardık. Şimdi heyecanla beklenen şeylerden bir tanesi de işin şöyle bir boyutu var. Benim kendi kişisel alışkanlığımdır. Zannediyorum 1989'lu yıllardan Diriliş muşlularını hatırlarsınız, o ilahileri. Evet. Bayramsa bayramınız mübarek olsun. Ne güzel. Diriliş muşluları, her sene onu Ramazan bayramında hem de Kurban bayramında teybe takarım. O parçayı dinlerim. Evet. Mescid-i Aksa ile alakalı. Şimdi böyle bir çağda, böyle bir dönemde, savaşların eksik olma, zulmün, şiddetin ayyuka çıktığı bir dönemde işte bayrama da yaklaşıyoruz. Tabii elbette geçmişin bayramlarından, unutulan belki geleneklerden vesaire, bunlardan da bahsedilebilir ama şu mevcut durumda, bulunduğumuz çağda bayram bir şair için, bir edebiyatla ilgilenen birisi için nasıldır? Bayram hakkında ne söyleriz? Ya bayram, geçen sene bayrama doğru bir, neydi şiirimin ismi, itibarda yayınlanmıştı. Önümüz bayram diye işte mültecilerle ilgili, çünkü artık Müslümanların acı çektiği, çok ayyuka çıktığı, yoğunlaştığı dönemler, yıllarda yaşıyoruz. Dolayısıyla orada bayram ya bana artık şu dönemde bayramlar o eski heyecanları vermiyor çünkü bayramı bir rahatlıkla, yani çocukların o heyecanıyla yaşamamamız gerektiğini, çünkü kardeşlerimiz acı çekiyor şu anda yeryüzünde. İşte Arakan'ı düşünüyorum, nasıl heyecan duyayım bayramdan. Bayram evet bütünleyici, toparlayıcı bir yönü var. Bütün Müslümanların bayramı, bütün Müslümanların mübarek bir günü ama onlar acı çekerken diyorum ben de onlar gibi acı çekmeliyim. En azından kalben bunu yaşamalıyım. İşte Suriye'deki kardeşlerimiz burada, onlara koşturuyoruz. Bayramlarda hiç olmazsa onlara giderek, ki gidiyoruz, ilgilendiğimiz aileler var. Böyle yaşayalım. Ben şair olarak gidip bayram şiirimi onlarla birlikte yazarak, yaşayarak yazayım ya da yazarak yaşayayım. Böyle gitmez inşallah. Yani bir gün bütün Müslümanların coşkuyla yaşayacakları Ramazanlar yakındır. Ben bu umutla. O şeyin Yahya Kemal'in Süleymaniye'de bir bayram sabahı şiirinde o müminlerin bir araya gelip ki Yahya Kemal bu milleti çok sever. Çok sever. İslam'ı çok sever. Biraz nasıl derler ona, Fransız usulünde yetişmiş, o havayı almış. Hatta bağdaş kurmayı dahi unutmuş. Tabii. Bir vaziyetteyken. Ama bunun ezikliğini de devamlı. Ezikliğini yaşar. Evet, hissediyor onu ve hissettiriyor. Ama o coşkuyu, o iştiyakı da hisseder. Süleymaniye'nin avlusundamış gibi yazarak bu şiirini. O coşkudan bahseder ama işte bugün o coşku hep eğik başlar. Çünkü yani bunun farkında olan, gören Müslüman bir birey, bir kişi bu acıları yaşarken bayramı da yaşamaya çalışıyor. Bir paradoks, bir çelişki. Zor, hakikaten çok zor dönemler. Burada abi yani kendi çıkmazlarımız var. Elbette söylediğiniz gibi bu Ramazan'ın birleştirici, diriltici ruhunu ve hissiyatımızda zulme karşı durma hissiyatını, birikimini, aksiyonunu, özellikle Sezai Karakoç bundan bahsediyor. Ramazan bu şuuru çok ciddi manada ortaya çıkarır. Ve ondan sonraki aylarda zulme karşı Müslümanın duruşunu bu aldığı şuurla devam ettirmesi gerekir der. Benim şöyle bir sorum olacak abi. Abdülkadir de aramızda, burada İmam Hatipli kardeşimiz. İnsanın Ramazan'da ruhu, gönlü farklı farklı coğrafyalara gidiyor. Şimdi Abdülkadir dese ki, Adem hocam, siz beni Ramazan ayında şöyle 4-5 tane farklı beldeye, ülkemizde olur, farklı yerlerde olur, 4-5 tane beldeye götürseniz, orada sizinle beraber gezsek, Ramazan iklimini hissetsek dese, Abdülkadir'i hangi şehirlere götürürsünüz? Evet, ya Medine'de olmak isterim bir kere orada. Evet. Fas'ta, Fas'ın neresi olur bilmiyorum ama Fas'ın bir şehri olabilir. Çünkü şunu duyduğumda çok şaşırmıştım ve çok hoşuma gitmişti. Bizde teravihler nasıl kılınıyor? Son sürat, hızlı. Evet. Ya böyle kılınmasın. Öyle bir idrak edilsin ki o böyle aheste aheste. Mesela Fas'ta öyle kılınıyormuş. Yıllar önce okumuştum. Marakeş olsun mesela. Evet. Gidemedim de oraya. Kazaplanka'ya gittik ama çok sevmedim Kazablanka'yı. Çok filmatik. Yani ama öyle değil. Humphrey Bogart koktu sanki, değil mi? Marakeş olabilir. Güzel. Orada 10 rekat kılınıyor. Ara veriliyormuş. Hem de öyle 15 dakika 20 dakika değil ha. Yani 1-2 saat. Tekrar çaylar filan içiliyor, sohbetler, işte çok nargileler filan. Sonra tekrar. Teravih, hakikaten teravih olmuş. Tekrar 10 rekat daha. Böyle kılınıyormuş. Evet. Sanıyorum bu devam ediyordur. Mesela oraya Marakeş'e gitmek isterdim Abdülkadir'le. Mostar'a gitmek isterdim. Değil mi? Mostar, Üsküp birdi. Peki Adem abi. Ne güzel yerler saydı değil mi hocam? Evet. Peki Adem abi şimdi... Peki. Ama Ohri var ya bir de. Ohri de çok güzel. Müthiş güzel. Ohri var ya. Şimdi Tuğrul İnançer'e bir gün soruyorlar. Diyorlar ki Ramazan geldi geçiyor. Nasıl geçiyor diye soruyorlar. O da diyor ki Ramazan gelip geçmez. Ramazan bir duraktır. İnsan o durağa uğrar. Evet. Ne kadar alacağı varsa onu alır. Ve ondan sonra gider diyor. Şimdi sizin bir... Devamsızlar için adlı bir şiir kitabınız var. Orada çok güzel bir söz var. Benim çok hoşuma gitti. Şehrimizin kambur yerlerine bir güzel oturup ağlayalım devamsızlar için diyorsunuz. Evet. Şimdi Ramazan geldi, geçiyor demeyeyim. Ramazana geldik, uğradık, aldıklarımızı aldık ve gidiyoruz. Ramazandan sonrası için sizin tavsiye edebileceğiniz edebi eser olabilir, bir yaşayış şekli olabilir. Öneriniz var mıdır? Devamsız olmamak için. Şimdi devamsızlar devam edemeyenler için yazıldı. Bu tabii öğretmen olduğum için öyle algılanmasın. Okuldaki devamsızlıklar da var belki ama yazma konusunda devam edemeyenler. Tıpkı ben belki de nereden yola çıktım bana ilham veren tutunamayanlar diyelim Oğuz Atay. Çok trajiktir yani devam edememek. Mesela İlhami Çiçek rahmet olsun devam edemedi. Onu satranç derslerinde özellikle. Evet, ben öğrenciydim. Devam edemedi. Nazir rahmet olsun devam edemedi Akalın. Böyle devam edemeyenler. Çok acı tabii yani bak şu an çok kötü oldum. Kendimi çok kötü hissediyorum. Devam edememek kötü. Neden devam edemediler? Çünkü dünya devam, evet biz Müslümanız, umut içinde olacağız, yeis haram bize ama devam edemeyenler de bizim kardeşlerimiz. Dünya, şimdi nasıl devam edelim, şimdi biraz daha bir tık daha ötesine geçsek biz de devam edemeyeceğiz. Şimdi ya Arakan'ı çok şey yapıyorum, çok üzülüyorum. Düşünün evinden, yurdundan ne zor şartlarla göç etmeye, hicret etmeye çalışıyorlar. Evet. Kim bunlar ya? Bunlara bu zulmü yapan kim bunlar? Nedir yani? İnsanız biz ya. Müslümandan öte insanız. Eşrefi mahlukatız biz. Ghana'ya gittiğimde baktım. Ghana o kadar güzel ve insanı o kadar tatlı, sevimli ki. Yani Ghanalılar çok sevimli insanlar. İngiltere her şeyini almış ya. Resmi dil İngilizce. Evet. Böyle bir şey var mı ya? Siz kimsiniz kardeşim? Ghana'ya gitmişsiniz, resmi dil koymuşsunuz İngilizce. Siz nesiniz siz ya? Evet. Ve bir tek şeyini almamış. Onu da alırdı. Ama işine yaramayacağı için almamış. Rengini almamış. O siyahlığı, zenciliği almamış. İşine yarasaydı onu da söker alırdı. Evet. Şimdi mürekkep olarak Ramazan ve bayramlar işte Biz elbette... Bu zulümler duracak Ali İbrahim inşallah. Kesinlikle. Ramazanlar bunun için o uğra hani durağa uğradığımızda bir gün öyle bir uğrayacağız ki o durakta sonrasını artık kimse duramayacak önümüzde. Çünkü yükümüz çok ağırlaştı. Evet. Böyle evet. Şey mi var yani? Evet. Ramazan var. Ve bayramlar evet. Bunları görebilmek için aslında farkındalığımızı artırmak için çok iyi fırsatlar. Evet. Şimdi bayramla alakalı yine çok afili bir soru sormak istiyorum Adem abi sana. Malum şiirlerinde çok ithaf var. Mesela Hasan Aycın'dan bahsettik Sacaya şiirine değinirken. Cemal Şakar'a hakeza. Özellikle bayramlarda böyle edebiyat ortamında kendine yakın buldun ve ilk bayramlaştığın kimdir? İlk bayramlaştığın şöyle genel itibariyle. Telefonla bile olsa. Ya şimdi önce evde bir tören yapıyoruz. Yo, onlar tamam edebiyat dünyasında. Ama çok güzel bir tören oluyor. Onu herkese söyleyeyim yapsınlar Müslümanlar. Çocuklar diziliyor. Biz hanımlar duruyoruz ve herkes birbirinin elini öperek yani benden başlayarak annesi filan. Herkes öpüyor. Bu çok güzel. Yani aynı böyle daire şeklinde camilerde de olur bu. Evet. Bayram namazı biter. İşte imamdan başlanır filan. Ben ilk kez ya ablamı arıyorum. Bir ablam var. Annem babam yok artık. Onlara dua ediyorum. Yakınlarımı arıyorum. Çünkü teyzem var bir tek. Bir de dayım var yaşayan. Onlardan sonra tabii işte akrabaları bitirdikten sonra sıra artık üstadlarıma geliyor. Rasim abi, Rasim Özdenveren'i, Mahmut Kanık abi hocayı, Hasan Aycın'ı, böyle işte Mustafa Özçelik, yani öyle arıyoruz yani. Çünkü onların aranması lazım. Ben şunu biliyorum ki ben onların bende çok emeği var. Vefa duygusuyla evet. Ve talebeleri, onların talebesi olmam duygusuyla sebebiyle arıyorum. Halahtır soruyorum. Çünkü onu biliyorum ki aradığım zaman rahatlayacağım ve bir şeyi ödemiş olacağım. Ey işte Mustafa Kara hocam, bir zamanlar önüne diz çökmüştüm. Bak ben şimdi şair oldum, yazıyorum. Evet. Bu sizin sayeniz yani sizler evet. Bana işte Mahmut abi siz bana bunu verdiniz. Hasan abi ben sizden çok şey öğrendiğimin itirafı ve... Burada genç kuşaktan da sizi arayanlar oluyordur. Oluyor tabii. Olmalı zaten. Yani ben usta çırak ilişkisine inanıyorum. Yani evet. Şiirde, edebiyatta ustalar olmalı. Ustasız olursa güdük kalır, biter. Devam etmez inancındayım. Ediyorsa ediyordur. Ama zengin bir yolculuk değildir. Bu şiir... yazdıkları şairin hayatına dahildir. Evet. Benim aklıma getirdiği şey şuydu, ayrılıklar sevdaya dahil evet. Diyerek programımızı bitiriyoruz. Evet. Evet, kıymetli izleyiciler, kitaplarla Ramazan'ı nihayete erdiriyoruz. Biraz önce ifade ettiğim gibi artık Ramazan da bitiyor ve bizi bayrama eriştiriyor bu Ramazan. Bayramınızı da önümüzdeki bayramın da gerçek bir bayram olmasını, bir bayram havasında geçmesini temenni ediyoruz. Bayramınızı tebrik ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.